Bugün Denizli Laodike Antik Kenti'ndeyiz. Şehrin girişi 100-200 metre aşağıdan başlamakta. Şu şekilde 100-200 metre aşağıdan başlamakta ve devam eden yol güzergahı üzerinde Suriye Caddesi bulunmaktadır. Kelt ve Gotların Anadolu'ya, kuzeyden gelen Kelt ve Got kavimlerin Anadolu'ya yerleşmesiyle iç sur inşa ediliyor. Mesela şu gidiş yol güzergahındaki at izleri. Ve alanda gördükleriniz bazı taşlar devşirme. Devşirme denmesinin nedeni kent birçok deprem gördüğünden dolayı bulduklarını taşları, mesela şu sütun taşını buraya getirmişler. En güzel olayı ise Laodikya'nın keler. Kertenkele mi? Keler ne oluyordu? Küçüğü mü oluyordu? Evet, kertenkele. Kertenkele. İşte kaçmıyor. Kent ilk başta kurulmadan önce iki kent üzerinde duruyordu. Laodikya'nın birinci kent ismi Roas'tı. Diğer ikinci kent ismi ise Diospolis'ti. Birleşimiyle o zamanki 2. Antiyokos, Selevkosların kralının şehri kurup ismini ise karısı Laodikya'nın vermesiyle şehir kurulmuştur. Denizli'nin horozun meşhur olması milattan önce ve milattan sonra horoz işlemesiyle. Zaten sütunlarda genellikle horoz, domuz, kurt bunlar var. Üzümdür vesaire. Alaşehir'de yakın ya üzümcülük konusunda. Horozu görüyorsun. O zamandan bile bak mesela şurası yeşil, sarı. Sarı var mı horozun renklerinde? Horoz. İki horoz dövüşüyormuş. Dövüş evet, şeklinde. Dövüş gibi. O zamanki gibi bu zamankinde de horoz ünlü. Ve onlar için de değerli olduğunu göstergesi de burada bunu işlemeleri. Bu bölgeye kadar giriş yapabiliyor fakat merdivenleri çıkamıyormuş. Onun nedeni ise imparator, o zamanın valisi, buraya Pers hükümdarlık yaptıysa satraplar. Onlar giriş yapabiliyor. Ve basamaklar her zaman tek sayılı. Tek sayılı. Evet. Say bakayım. Basamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Neden tek sayı? O şekilde. Sağla başlanıyor. Sağla da bitiriş. Aa, gerçekten. Tüm tapınakların girişlerinde merdivenler tek sayılı. Hani sağla giriş yap derler ya. Hı hı. O zamandan kalma bir kültür. Ve aşağıda yıkılan tapınağın mahzeni. Şekilde. Arkada Hierapolis Pamukkale. Çok güzel. Burası da kilise. Thank you.
Burası da vaftizhane. Burada. Evet, geldik. Peder kabul etti. Arif abi. Geldik baş tarafa. Bu tarafta güzel işlenmiş değil mi? Altar. Benim adı dikdörtgen biçimde oldu anlaşılan mermer. Altar masası parçası zemin üzerine harçta altar masası kardeşi oturdu. Bu açı kırılmıştır. Bak yazılar var. Çok detaylı bilgiler var. Metresi falan vesaire. Gelelim biz mozaiklere, işlemelere. Çok güzel bir geometrik işlemeler var değil mi? Kare. Dörtgen. Şu yuvarlak mı oluyor? Altıgen mi oluyor? Altıgen değil mi? Yok sekizgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizgen. Sıcaktan çatırlıyor biraz. Çok, 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 çok. Şurada da mozaikler var. Çok güzel işlenmiş. Halı gibi. Değil mi? Evet, çok güzel olmuş. Aşırı güzel bir şey. Ve burada bir heykel varmış. Burada ve orada. Ayakları. Ayaklarını görüyorsun. Tabi burası daha da yüksek. Şu an küçültmüşler. Neden? Aa bak. Hristiyanlık yayıldıktan sonra işaretlerini yapmışlar. Aç işaretlerini. İlk başta pagan tapınağı. Zeus, Poseidon, Hades. İşte kötülük yaptım. Hades beni ne yapacak? İyilik yaptım. Zeus mu, Poseidon mu? Ödüllendirecek. Bak dur. Halı gibi ya. Halı gibi. Şöyle iplerini sağ. Araba falan yarıştırırdım ben aslında çocukken yapardım. Eski halılar. Bugün Laodike Antik Kenti'ni gezmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel bir video olmuştur.